Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hikvision'ın yeni programını, HikConnect programını anlatacağım. HikConnect programı gördüğünüz gibi yeni bir Hikon'un programı. Genel olarak kullanılmakta. Bakalım öncelikle bende önceden vardı. Güncellemesi var mı? Yokmuş. Şimdi geliyoruz Play Store'e. HikConnect yazıyoruz ve karşınıza çıkıyor. Bu herkesten değişiyor tabii ki. Apple için bu şekilde iOS yazılımlar için, cep telefonları için. Bunun aynısını da Android'de indirebilirsiniz. HikConnect'e tıkladığınızda indir diyorsunuz. Otomatik olarak inmeye başlıyor. Bunlar önceden bazı görseller eklemişler. Evet. Görselleri gördüğümüz gibi şöyle buradan tanıtabilirim. İlk baştaki bunlar kayıt ve Messenger. Aslında alarm sistemi de var. Alarm sistemi de buna bağladığınız zaman sizlere bildirim gönderebiliyor. Bu da normal bildiğimiz PTZ'li kameralar. Kameralayı sağa sola oynatmak için bir preset yeri yapılmış. PTZ kontrol diye. Bu da genel kameraları izlemek için 4'lü, 16'lı, 9, 12 gibi düşünelim. Hatta burada bir kamera da şey yapmış. Sağ sol açı olarak değiştirebiliyorsunuz. Cep telefonunuza kayıt yapabiliyorsunuz. Mikrofonla konuşabiliyorsunuz. Ses dinleyebiliyorsunuz. Bunlarda da sizin birden fazla yeriniz varsa, bölgeniz varsa noktanız indirmek cihazlarınız burada yer alacaktır. İş yeri, ev mesela ofis 1, ofis 2 gibi düşünün. Evet, aç diyelim. İndirdik bunu. İndirdiğimizde karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Eğer ki hesabınızı burada kayıt yaparsanız, cep telefon numarasıyla oturum aç. Eğer buraya kayıt yaparsanız bu kayıt yani bir gün cep telefonu silindi ya da uygulamanızı sildiniz. Başka bir telefona bu mail adresinizi girdiğiniz zaman otomatik olarak orada açacaktır. Diyor ki cep telefonuyla aç. Ama kayıt yapmamız gerekiyor önce. Tabii cep telefonun olayını kaydettim. Evet, kaydettim. 532 320 37 20. 37 20. Kodu al diyelim. Bakalım bize kod gönderecekler mi? Bazen göndermeyebilir çünkü yurt dışından gönderiyorlar. Evet, bakın çok hızlıydı. 64.04 kaydet dedim. Kullanıcı adı sordu. Exabyte yapalım. Parolayı ben sonra girerim. Çünkü buradan girersem olmaz. Evet, o şekilde giriyoruz. Oturumumuzu aç diyoruz. Açıyoruz. Sonra sol taraftaki menü küro koduyla üret diyor bize. Küro koduyla eklemek istiyorsak bir cihaz seçin diyor. Küro kodu kaydet. Küro kodunu buradan alıp mesela ikinci bir cihaza da verebilirsiniz aynı kayıt yazı için. Biz bunu kullanmayacağız. Sizin kullanacağınız yöntem şuradan artıya basıyorsunuz. Küro koduyla yani bulut üzerinden izle ya da elle ekleme diyeceksiniz ya da çevrim içi aygıt. Eğer çevrim içi aygıtsa aynı Wi-Fi'ye bağlı olursanız çevrim içi aygıt bölümünden bulabilirsiniz. Ama biz elle ekleme diyeceğiz. Bu çünkü çok kullanılıyor. Static IP daha doğru olur. Buraya cihazın ismini veriyorsunuz. Ev, iş ya da farklı ya da firma ismi ya da isminiz. IP adresinizi giriyorsunuz. Port 8000. Bu 8000 portunu Hikon'lar 8000 portunu kullanıyor. Eğer ki siz daha önceki kameracınız ya da bir başkası bu portu değiştirmiş olabilir. Onun yerine cihazdan tekrar bakmanız gerekiyor. Kullanıcı adı girdiğiniz admindir. Adminin bir de şifresi oluyor. Bunun şifreleri kesinlikle değişmeli. Yeni gelen cihazlarda, yeni yazılımlarda bütün hepsinde bu değişik. 6 nokta ben atıyorum kafadan bir tane IP. Admin parola giriyorsunuz. Kamera sayısını giriyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Kullanıcı da boş bırakılamaz. XXXZZZ yazdık. Parolayı da bakın boş bırakmıyor. Bağlantı başarısız. Buradan canlı izlemeyi tıkladığınızda otomatik olarak açılacaktır. Bakın uzak yapılandırma diyor. Yani cihazla ilgili ayarlar. Uzak kumanda. Uzaktan da kumanda edebiliyormuşsunuz cihazı. Çok güzel bir özellik. Normalde yoktu. Buradan bakın ekranımız açıldı. Buradan dörtlü, 16'lı, 12'li, 16'lı yapabiliyorsunuz.
Geri dönük kayıtları buradan izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir gösterge yapmışlar. Tarih. Bu da çok güzel aslında. Yani kullanıcı için çok mükemmel bir program diyebilirim. Benim en çok beğendiğim programlar IDMSS Lite ile bu Dahua'nın ve Inquation'ın. Çok doğru böyle bir program. Yani çok zora koymamış. Kullanıcı çok böyle kafa yormasına gerek yok. Hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Bakın yazdığımız cihaz buraya geldi. Bunun için aslında bir Kuro kodu dedi. Mesela bu bilgileri bilmiyorsunuz. Eşinizin ya da arkadaşınızın ya da farklı birinin cep telefonunu yüklemek istiyorsunuz. Buradan üret diyeceksiniz. Kuro kodu üret. Bunun için bir Kuro kodu üret diyorsunuz. Tak okutuyorsunuz. Otomatik olarak bu kodlar o cep telefonuna giriyor. Yani herhangi bir şifre ya da başka bir şey yüklemenize gerek yok. Bu da çok kolay bir şey. Normalde birçok uygulamada bulamazsınız bunu. Dediğimiz gibi bu şekilde mesajlar, bildirimler, işte hareket duyarlı yaparsınız size bilgi gelir. Onun gibi. Ayarlar bölümünde ne eklemişler beraber bakalım. Resim ve görüntü yok. Videolarımız orada oluyor. Videoları çektiğimizde ya da resim çektiğimizde. Hard recorded traffic diyor. Trafik sınırları. Ha, trafikleri ne kadar Wi-Fi'den kullanmışsınız. Mobil ağınızdan ne kadar kullanmışsınız. Yani aslında bu çok güzel bir şey. Wi-Fi ayarları. Girdiğiniz Wi-Fi şifresi. Wi-Fi şifresi yazmıyor burada. Evet, yardım var. Ne ilgili ama İngilizce olduğu için ben anlamak biraz zor. Hakkında diyelim. Tutor incelemesi, hizmet sürümü yazıyor. Hizmet koşulları yazıyor. Gizlilik beyan yazıyor. Bu şekilde bir program. Bununla ilgili tabii takıldığınız noktalar varsa işte bizim tarafımızdan servis çağırabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.